TRT Diyanet ekranlarından, Eksen İnsan'ın masasından yeni bir haftadan merhabalar efendim. Bu hafta yine zor bir konuyla karşınızdayız. Hepimizin yüreklerini titreteceğinden ve hatta konuşurken bazen ifade etmekte zorlanacağımızdan emin olduğumuz bir mevzu. Bu sefer yolumuz Afrika'ya doğru uzanacak. Afrika'da göçe zorlanan kadınların hikayelerini yanlarına giderek, onların ellerine, yüreklerine dokunarak dinleyen bir hanım misafirimiz var. TRT Diyanet Yayın ve Yapım Koordinatörü Büşra İncesu Özdemir'le kendisinin Afrika'da çekmek için bulunduğu Göçerken belgeselinin hikayesini dinleyeceğiz. Ama isterseniz önce videomuza bir göz atalım, neler konuşacağız. Ondan sonra birlikteyiz inşallah. Açlık, susuzluk ve bunların yanı sıra Afrika'da kadın olmak. Küresel sömürünün ve iç savaşın hüküm sürdüğü coğrafyada açlık ve susuzlukla mücadele eden Afrikalı kadınlar, çocuklarını hayatta tutabilmek için verdikleri yaşam savaşını asla bırakmadılar. Eksen İnsan'da şimdi Afrika'da çekimlerini tamamlayıp yurda dönüş yapan Göçerken belgeselinin yapımcısı ve yönetmeni Büşra İncesu Özdemir'le Afrika'da kadın olmayı konuşuyoruz. Evet, görüntüleri gördükten sonra sesimin niye bu kadar titrediğini belki çok daha iyi anlamış olacaksınız. Bu hikayeyi biz sosyal medya üzerinden Büşra Hanım'la aslında an be an yaşadık ama tabii ki oraya gidip onlarla yüz yüze gelmek ya da onlarla hemhal olmaya benzemeyecektir. Yine de onların hikayesini bilmek, onlar için bir şeyler yapma çabasında bulunmak bizim boynumuzun borcu diyerek Büşra Hanım'dan bugün onların hikayelerini duymak istiyoruz. Öncelikle kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldiniz Büşra Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Esasında Kamerun'a gitmeden önce, Afrika'daki kadınları konuşmadan önce çok kıymetli bir çalışmaya imza atmış olduğunuz için Göçerken'in hikayesini ben dinlemek istiyorum sizden. Dilerseniz bu serüvenin nasıl başladığını, bu sürece nasıl girdiğinizi bir dinleyelim. Ondan sonra Afrika'daki kadınlarımızla ilgili sohbete devam edelim. Şimdi süreç deyince, süreç çok eskilere, aslında 7 yaşlarıma kadar gidiyor. Erzurumlu bir ailenin kızıyım ve doğuda büyüyüp yetiştim. O zamanların sıkıntılarından bir tanesi de ne yazık ki hala kısmen devam eden terördü. Ve iki teyzemin oğlunu birer hafta arayla şehit verdik. O zamanki çocukluk ruh haliyle savaş çıktığını ve evimizden göçeceğimizi zannettiğim için ufak bir çanta hazırladığımı hatırlıyorum. Ve ben onu günlüğüme not düşmüşüm. İşte sevgili günlük, bugün bir şeyler anladım. Mehmet abim vardı ya, askere gitmişti, o bir daha dönmeyecekmiş. Sanırım bir savaştayız ve bir daha evimize geri dönemeyeceğiz diye not almışım ve daha sonra babam bunları fark etmişti, rahmetli babam, ve bana hayır, bir yere gitmeyeceğiz ve vatanımıza sahip çıkacağız. Sen vatanına ve vatanın topraklarına daha sonradan gelecek insanlara her zaman sahip çıkacaksın demişti ve ben hep bununla büyüdüm, bu bilinçle büyüdüm elhamdülillah. Daha sonra bundan 2 yıl önce Halepli Veybe teyze ile tanıştım. Veybe teyze, Allah rahmet eylesin, geçen yıl vefat etti. Veybe teyze bizim tanıştığımız zaman Halep'ten henüz yeni gelmiş ve 2 yıldır savaştaydı ve evine bomba düştükten sonra Ankara'ya göçmek zorunda kalmıştı. 80 yaşlarında ve 3 engelli çocuğunu sırtında taşıyarak geçmişti. Onun hikayesi beni çok etkilediği için belgesele başladık. Daha sonra geri dönüşlere baktığım zaman Veybe teyzeme ev imkanı sunduk, sağlık imkanı sunduk derken geri dönüşleri görünce dedim ki demek ki biz göçen kadınlara el olabildik. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor dedik. Ve daha sonra hikaye bu şekilde devam etmeye başladı. Srebrenica'ya gittik. Somali'den buraya göçen ablalarımızla hikayemizi çektik. Halepli Bana, El Abed ve annesiyle hikayemizi çektik. En son duyduk ki Kamerun'da bir yeni gelen bir göçmen kadın topluluğu varmış. Hı hı. 2000 kişilik bir kamp. Bu 2000 kişinin sadece 100 tanesi erkek, gelen kadınların çoğunun eşi bilinçli olarak öldürülerek kadınlar sahipsiz bırakılmaya çalışılıyor. Srebrenica katliamında olduğu gibi. Yani onlar ölmeden öldürülüyor. Evet. Ve daha sonra onların yanına ulaşmaya çalıştık. Evet. Yolculuğa başladık. Esasında göçerken belki
sadece Behibe teyzemizin hikayesiyle başladı ya da ne bileyim belki bir bölümlük bir çalışma gibi yola çıkıldı ama sonra onun getirdiği ses, onun beraberinde size dönüşleri nasıl oldu onu çok merak ediyorum ve bu sürece sizi motive eden asıl şey neydi? Önce çok güzel tepkiler aldım ama tabii tam tersi tepkiler de aldım. Hani neden böyle bir şey yapıyorsunuz? İşte biraz daha böyle kendi vatandaşlarımızla ilgilenelim gibi bir şey de vardı. Yorum da aldım. Ama esasen herkes belgeseli izlemeden önceki düşüncesiyle izledikten sonraki düşüncesi çok değişti. Evet. En çok duyduğum söz, biz böyle bilmiyorduk. Değil mi? Biz gerçekten böyle olduklarını bilseydik böyle davranmazdık. Yani böylenin tam tabiri yok. Bir açıklama da yok. Sadece biz böyle bilmiyorduk. Gerçekten zor durumdalarmış. Hı hı. Ve her zaman empati yapmayı öğretmeye çalışıyoruz. Belgeselde bir şekilde giriş gelişme sonucun sonu şuna bağlanıyor. Allah muhafaza etsin ama ya bir gün başımıza gelirse, siz olsanız ne yapardınız? Evet. Bu empatiyi yüklemeye çalışıyoruz ve çok güzel sonuçlar alıyoruz. Peki burada aslında biraz şu kısmı açmak istiyorum. Bahsettiğiniz neden bizim vatandaşlarımıza değil diye. Sonuç itibariyle siz aynı zamanda TRT Diyanet'in yayın ve yapım koordinatörüsünüz. Ve evet. Bu kanal üzerinde pek çok insana ses getirecek, onlara toplumda söz hakkı tanıyacak programlar da yapılıyor. Evet. Bu eleştiri nihayetinde haksız bir eleştiri ama buna siz nasıl cevap veriyorsunuz? Yani bu eleştirinin altından kalkmanın yolu sizce nedir? Sadece sizin programınız için değil, esasında bu alanda yapılan pek çok çalışma için bu eleştiriler getiriliyor çünkü. Yolu eyleme geçmektir. Hı hı. Biz TRT Diyanet ekibi olarak, bütün kanaldaki arkadaşlar olarak sözü eyleme döküyoruz. Hı hı. Ve programlarımızın sonucunda görüyoruz ki biz herkesi kucaklayan bir kanalız. Yani sadece onlar ya da sadece biz diye bir şey yok. Evet. Engelli vatandaşlarımız için de, kadın için de, çocuk için de yani yayın şeyimiz o kadar geniş ki o çerçeveyi geniş tutup herkesi onun içine almaya çalışıyoruz. Hı hı. İlk baştaki hedefimiz de buydu. Kanalın ilk günden bu yana da bu hedefimizden çok şükür hiç şaşmadık. Elhamdülillah. Şimdi kameruna geçmeden önce kısa bir videomuz yine var. Dilerseniz oraya gidiş sürecinizi şöyle hızlandırılmış görüntülerle izleyelim. Tamam. Sonra sohbetimize devam edelim. Tamam. Evet, bizler sizi sosyal medya üzerinden takip eden kişiler olarak bu görüntülere aslında aşinayız. Evet. Ve ben an beyan hikayeden evet. Paylaşmaya çalıştım. Ve ben de şunu hatırlıyorum. Lütfen bunların hepsini yaz. An ve an yaz. Çünkü evet. Bir şekilde hani söz uçar yazı kalır unutmayız diyoruz ama o an hissettiğimiz duyguların yoğunluğu tabii ki bir süre sonra azalmaya başlıyor. Ben önce şunu sormak istiyorum. Bu kadar acı hikayeyi bir şekilde gülümseterek insanlara anlattırmayı başarıyorsunuz ve sonrasında siz nasıl bunun altından kalkıyorsunuz? En çok bana bu soruluyor. Duygu yönetimi. En çok zorlanan soru bu kadar acıya nasıl katlanıyorsun? Ya da bir zaman sonra hani taş mı kesiliyorsun? Neden böylesin diye soruyorlar ama yani devir imtihan devri. Biz Müslümanlar ya da yani insanoğlu imtihana geldik zaten. Ben özellikle en son Afrika'daki bir ablanın söylediğinden sonra dedim ki yok yani benim of demeye bile hakkım yok. Bana söylediği şey şuydu, burada siz sefa sürüyorsunuz, inşallah cennette ben sefa süreceğim. Yani bu dünyaya öyle bakıyor. Dünyaya gerçekten de gelip geçici olarak görebildiği için şu an zaten belki de o acılara katlanabiliyor. Yavaş yavaş onlarla böyle içli dışlı olmaya başladıkça ben de aynı şeyi düşünmeye başlıyorum. Diyorum ki yani bu dünya geçecek. Ben sonsuz baki olan hayata kavuşacağım. Ve şu an tek yapmam gereken şey sabretmek. Evet. İmtihanı güzel geçmek. Bunun dışında yapmam gereken bir şey yok. Aslında sorular çok kolay. Cevabı bilmekle alakalı bir şey. Ben bu kısımda insanlara da biraz empati yapması gerektiğini düşünüyorum. Ben onları gördükçe daha çok şükrediyorum çünkü. Değil mi?
elimin tutmasına, kolumun tutmasına, karnımın aç olmasına, çeşmemden su akmasına, her şeye şükredebilince insan aslında hayata daha çok motive olmaya başlıyor. Belki de en önemlisi güven içinde evimizde oturuyor olmamıza Kesinlikle çok şükretmemiz gerekiyor. Ki bize bunu 15 Temmuz gecesi çok derinden hissettirdiler, hatırlattılar. Allah bir daha bu ülkeye böyle bir gece, böyle bir imtihan yaşatmasın diyelim ama hakikaten insanın güven içerisinde, huzur içerisinde bulunduğu ortamda kendini rahat nefes alır bulması en büyük nimetlerden bir tanesi şüphesiz ki. Şimdi Kamerun'a geçeceğim ama ben Vehibe teyzeyi anmışken onun hikayesi de beni çok etkilediği için tekrar rahmet dileyerek siz süreci yine anlatın ama onun teslimiyetinden bahsetmenizi istiyorum sizden. O kadar acı, 3 tane engelli evlat, onları sırtında taşıyan kambur bir sırt, bütün acıları sırtlanmış ve gözünden yaş akarak dualar eden, hamd eden, şükreden ve sürekli Türkiye'ye dua eden bir ninemizdi. Allah mekanını cennet eylesin. Amin. Onun hikayesi sizi de çok etkiledi biliyorum. Onu geri dönüp baktığınızda nasıl hatırlıyorsunuz? O size ne kattı? Ben gerçekten ailemden bir parçayı kaybetmiş gibi hissediyorum. Öldüğü zaman taziyeleri kabul ediyordum. Yani gerçekten kopmamız zor oldu. Ben onunla beraber bazı şeyleri daha farklı görmeye başladım. Acı dediğim kavramın ne demek olduğunu anladım. Nelerin acı olup nelerin acı olmayacağını anladım. Çünkü baktığınız zaman Vehibe teyzemin bir evladı şehit edilmiş. Evet. Ve videosunu izletiyorlar Vehibe teyzeye. Oğlunun şehit edilme anını videodan izliyor. 3 tane evladı var, 40 yaşlarında, hem zihinsel hem fiziksel engelli. Eşi vefat etmiş, bir kızı Halep'te kalmış, sadece bir oğlu, torunları ve çocuklarıyla buraya gelmek zorunda kalmış. Ki diyor ki önce gelmek istemedim, vatanımı bırakmak istemedim ama avlumuzun ortasına bomba düştü. Kalamazdım, çocuklarım için gelmek zorundaydım diyor ve buraya geliyor. Ben onunla çekim esnasında 15-20 gün böyle sürekli onların evinde geçirdim hayatımı ve bir kere benden hiçbir şey istemedi. Ve hiçbir kere bile of dediğini hatırlamıyorum. Hı hı. Sürekli zikir halinde, sürekli elhamdülillah diyen ve Allah sizi muhafaza etsin. Allah devleti korusun, Allah milletinizi korusun, Allah toprak bütünlüğünüzü bozmasın diye sürekli dua eden bir haldeydi. Hastalığı esnasında da çok ağır bir hastalık yaşayarak birdenbire hızlı bir hastalığı yayıldı ve hastanede yattık. O esnada bile hala bize dua ediyordu. Ve söylediği tek bir şey vardı, o 3 evladım size emanet. Yani dünyalık yaşamıyordu Vehibe teyze. Ben onunla beraber ahirete hazırlanmayı öğrendim aslında. Vehibe teyze sen ne istersin diyordum, bana dua et diyordu. Sana kıyafet geçireyim, gel seninle alışveriş yapalım diyordum. Onlar benimle öbür tarafa gelmez evladım derdi. Ben o yüzden yani o zaman anladım. Vehibe teyzenin aslında istediği yani ruhumuza bir şeyler yapmamız gerekiyor bedenden ziyade. Ben onunla beraber bunu öğrendim. Her şey çok gelip geçici. Ama benim buradan öbür tarafa götüreceklerim, benimle gelecek olanlar daha kıymetli. Vehibe teyze bana bunu öğretti aslında. Aslında Vehibe teyze hayatınız için bir dönüm noktası oldu. Ben onunla büyüdüm. Önce babamı kaybettiğim zaman büyüdüğümü düşünüyordum. 2009'da. Babamdan sonra bir de Vehibe teyzeyi kaybedince o ikisinin arasındaki öğrendiklerim beni gerçekten 10 yaş daha büyüttü diyebilirim. Şimdi buradan baktığımızda göçe zorlanan kadınlar ya da göçe zorlanan insanlar kendi başına bir imtihan içerisindeler. Evet. Ama o göçe zorlanan insanlara kucak açan ya da kucak açmamayı tercih eden insanların imtihanı da bir başka aslında. Dolayısıyla burada biz o insanlara kucak açmak yerine benim ülkemdeki zor durumdaki insanlar ya da benim vesaire demem bir tarafa durmalı. Evet onlara elimi uzatacağım, evet onlara yardım edeceğim. Veya bu süreci dönüştürmek için çok daha iyi ne yapabilirimi düşüneceğim ama onları da elimin tersiyle itemem. Çünkü onları Allah benim kapıma gönderdiyse benim onlardan öğreneceğim bir şey vardır diyebilmeliyiz. Bu noktada hakikaten Vehibe teyze bir sembol oldu. Yani ben de onun nur yüzündeki o tebessüm ifadesini, o şükrünü, o halini hiç unutamıyorum. O fotoğrafları, o görüntüleri. Allah inşallah cennetinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a komşu eylesin diliyorum. Ve burada şükrümüzü arttırırken çok çalışmamız gerektiğini, daha çok şey üretmemiz gerektiğini de unutmamak lazım. Bu noktada da sizin içerisinde bulunduğunuz bu imkanları bu insanların sesi olmak için dönüştürmeniz de çok kıymetli. Dolayısıyla bunu çok çok konuşmak istiyorum. Şimdi Kamerun'a doğru yolculuğa çıkalım isterseniz ama önce Kamerun'u nasıl duydunuz? Orada sizi çeken şey neydi? Türkiye'deki göçe zorlanan kadınların hikayelerinden farklı olarak oraya gitmeye nasıl karar verdiniz?
Oraya gitmemin iki sebebi var. Birincisi, bundan önce hiçbir şekilde bir beyazla karşılaşmamışlar. Kamerun'a daha öncesinde devletin de, yani Türkiye'nin de Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çok ciddi yardımları olmuş. Mesela başkanımız Sayın Görmez Hocam orada ilk hutbeyi irade edenlerden birisi. Daha sonra oradaki halkla buluşan birisi. Ama bunun dışında Nijerya'dan Boko Haram yüzünden gelen oradaki halk daha yeni gelmiş. Yani bundan 7-8 ay önce oraya gelmişler ve hiçbir şekilde kimse yardım etmemiş. Ben gittiğimde 5 gündür yemek yememişlerdi. Yani yemek dediğimde, şimdi düşündüğünüz zaman bizim evlerimizdeki menü gibi bir menü yok onların sofralarında. Evet. Çöpleri bilirsiniz, süpürgenin çöplerini. Onları şeyin içine atıyorlar, bir döveceğin içine. Onları dövüyorlar, onu un haline getiriyorlar. Evet. İçine su atıyorlar, onu pişirip, yani mide zehrini bastırmaya çalışıyorlar aslında. Karınlarını doyurmaktan ziyade amaç bu. Ve önce çocuklar tabii. 100 tane erkek var, geri kalanların hepsi bayan. Ve bunlar Peki çok erkekler çaresiz. Nereye gitmiş? Yani onlar öldürülmüşler. Bilerek öldürülmüşler. Çünkü kadınları öldürmek onları belki de bir an önce bu hayattan kurtarmak olacaktı ama evet. Onlar istediler ki yaşarken ölsünler yavaş yavaş. Yani bu onların oradaki kendi ifadelerini söylüyorum size bizzat. Onların söylemiyle biz burada biliyorlar ki kendimize hiçbir şekilde zarar vermeyiz. Biz Müslümanız, hiçbir şekilde bir şey yapmayız. Ve biz kendimize zarar vermeyeceğiz ama onlar bize zarar vererek yavaş yavaş bizi eritecekler, bitirecekler. Evet. Kadınların orada yalnız bırakılmasının nedeni o. Özellikle Afrika'da şu an o terörle beraber açlık, susuzluk, sağlık sıkıntıları, bir kadın olarak orada yaşamak o kadar zor ki. Evet. Geçtim, yani insan olmanın dışında kadın olarak da çok 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 zorluklar var. Düşünsenize, çadırlarına yatıyorlar, evladı kucağında, 5 dakika sonra birileri geliyor, çocuğunu alıyor ve götürüyor. Bir anne olarak bunun empatisini yapamazsınız. Yani zihnim almıyor. Şu an bu yaşantıdalar. Ne yazık ki hala bu haldeler. Biz burada çekim yapıyoruz. Bir ötemizdeki köyü o malum terör örgütü gelip oradaki ineklerini çalıp götürüyorlar. Varıyor, o zaten 2-3 tane hayvanları var o insanların. Başka hiçbir şeyleri yok. Bunları duyduğum zaman ilk ben kanalda tanıtım koordinatörümüz Suat Bey'den duymuştum bunu. Evet. Ona da selam olsun. Bana dedi ki hiçbir şeyleri yok. Ve onlar orada çok açlarmış. Dedim nasıl yok, hani hiç mi yardım yokmuş abi? Ne kadar aç olabilirler? Giderken bile hala bunu düşünüyorduk. Hani ne kadar aç olabilirler? Sonra gittiğimiz zaman gördüm de dedim ki gerçekten de Allah bir şekilde bizim ayaklarımızı buraya doğru sürüklemiş ve bizim buraya gelmemizde bir sebep varmış. Gerçekten çok açlarmış. Yani bunu ifade edemem, gidip görmeniz lazım. Ne kadar diyebilirim? Şöyle düşünün, bir şey boyun kabile size doğru koşuyorlar ve hepsinin tek bir düşüncesi var. İnşallah yanlarına bir şey getirmişlerdir. Ve şu an ekipteki arkadaşlarım, Cenk olsun, Aydın olsun, hepsi şey diyorlar. Bir daha gidersek bavulların hepsini yiyecekle dolduralım. Üst baş götürmemize gerek yok diyorlar. Çünkü hepimizin zihninde şu, biraz daha doyurabilseydik gelmeden önce. Evet. Bir lokma daha bir şey geçseydi onların karnına diye sürekli bunu düşünüyorsunuz. Allah kimseyi açlıkla, yoklukla imtihan etmesin. Amin. Gerçekten çok zor. Bu arada sosyal medya üzerinden Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımız üzerinden bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Hemen bir soru var, paylaşmak istiyorum izleyicimiz Ertan Özkök. Size, kendisi de gazeteciymiş, özellikle size sormamı istiyor. Afrika'da çekimler esnasında, ki ben soracaktım ama madem kendisi de söyledi, bir de ben de duymak istiyorum onu. Size en çok etkileyen şey neydi bütün hikayede? Bir tanesini çekip çıkarsak dediğimizde bize anlatacağınız şey nedir? Ben şu an ismini tam hatırlamıyorum ama 20-21 yaşlarında bir genç kızla tanıştım. Geçen gün haberde de söylemiştim. Neden öyle bir şey sorma gereği duyduğumu soruyor arkadaşlar ama inan bilmiyorum. O an dedim ki hiç kendini öldürmeyi düşündün mü diye sordum. Ve onun verdiği cevap beni hala çok etkiliyor. O dedi ki çok öldürmeyi düşündüm. Bu dünyanın bir şekilde bitmesini istedim ama eğer kendimi öldürürsem cennete gidemem. Cennette beni su ve yemek bekliyor. Onlara kavuşmak zorundayım. Ben onların hayaliyle yaşıyorum. O yüzden kendimi öldürmedim, öldürmeyeceğim. Allah bana onları nasip edecek dedi. Hala gözümün önünde o var. Hala onun o teslimiyeti, sabrı, yani Allah ve ahiret inancı o kadar güzel ve o kadar etkileyiciydi ki hala gözümün önünden gitmiyor kızcağız. Yani gidecek gibi değil, duyunca bile insan sofrasında yediği yemekten utanıyor.
Yani çocuğunun önüne koydu, bugün ne pişirsem acaba da önüne koysam, dün et yemedi, bugün sebze yesin vesaire planlarını yapmaktan utanıyor gerçekten. Ama asıl soru şu, evet belki bavulumuz dolu oraya gidebiliriz ama bir iki gün onların karnını doyurmaya yetecek. Aslında devamında konuşacaktım ama yani süreç biraz konuşma o minvalde ilerledi. Başka bir çözüm bulmak lazım. Yani bir iki günlük bir doyurmanın dışında bir şey bulmak lazım. Bizim yapabileceğimiz ya da yapmayı planladığımız şey nedir desem kafanızda ne var acaba oraya tekrar gittiğiniz? Bir kere onlara tekrar hayatı öğretmek zorundayız. Toprağı kullanmayı öğretmek zorundayız. Hijyen eğitimi vermek zorundayız. Hmm. Mesela Kızılay Diyanet Vakfı gittiği köylerde bunları çok güzel yapıyorlar. Hmm. Yani ellerinde bir toprak varsa bunu nasıl kullanacaklarını öğretmek zorundayız. Hmm. Nasıl kendilerini mikroptan korumaları gerektiğini ya da çok az var evet ama o suyu nasıl kullanacaklarını onlara muhakkak öğretmek zorundayız. Hı hı. Çünkü başka hiçbir şey yok. Ha, ne yapabiliriz? Bizim yapmak istediğimizi söyleyeyim. Biz göçerken ekibi olarak o köyü sahiplenip sürekli olarak onlarla iletişim halinde kalmak istiyoruz ama bizim orada kalan o 100 tane erkek abimize onları öğretmek zorundayız. Hani tamam ben bir şeyler göndereyim ama aklında şu kalmasın. Acaba pirinçleri bitti mi? Ne yaptılar? Ben onlara bir daha ne gönderebilirim diye düşünürken şunu söyleyeyim. Ha şunları yetiştiriyorlardı zaten. Onlarla o arada doyarlar diyebileceğim bir eğitim verilmesi gerekiyor. Biz onu amaçlıyoruz. İnşallah en kısa zamanda da bunu başlamak istiyoruz. İnşallah. Peki yeri gelmişken bu planlamayla ilgili fikirlerinizi öğrenebilir miyim? Etrafınızdan mutlaka size bu konuda bir şeyler yapalım. Evet, hadi ayaklanalım. Hadi bunu yapalım diyenler vardır. Ne var zihninizde? Sosyal medyada özellikle o kadar güzel yorumlar alıyorum ki. Herkesin söylediği şey şu. Tamam gezdik de şimdi ne yapacağız? Hadi tamam Ankara Ankara'ya geldiğim anda takipçiler şey almaya başladı bu sefer. Ne yapıyoruz? Hı hı. Bize düşen nedir? Hı hı. Mesela dün gerçekten hiç düşünmediğim kadar bir miktarda bir ablamız barını yoğunu bize gönderdi. Ve söylediği şey ben yeterince doyduğumu anladım. Sizin paylaşımlarınızda da gördükten sonra şimdi doyma vakti onlarda. Lütfen bunu onlara ulaştırın dedi. Şu an herkes bu şekilde. Biz biraz daha bunu tabii ki Diyanet Vakfı aracılığıyla bir kampanya haline getirmek istiyoruz. Nasipse Ramazan'a kadar bu çektiğimizi kurgulayıp montajı yapıp teslim edip sonra bir özel bir gösterimle bunu halkla paylaşıp onu izledikten sonraki etkisinin daha fazla artacağını muhakkak düşünüyoruz. Daha sonra bir yardım kampanyası başlatmak istiyoruz. Evet ya bir de bu süreçte şu o kadar önemli ki şu anım yani 1 lira, 2 lira, 3 lira, 5 lira veya 1 kilo pirinç vesaire hani bu o kadar başka bir şey ki aslında hani derler ya az çok veren maldan az veren candan diye azına çoğuna bakmadan bu sürece dahil olmak, bunun için bir şeyler yapmak veya etrafa bunu duyurmak bile esasında bu iş için bir sadakadır. Hatta sizinle paylaşmıştım son zamanlarda ev hanımlarımız hatta çalışan kadınlarımız bile çocuklarına işte artık daha sağlıklı oyuncaklar üretebilmek adına evlerinde oyuncak örmeye başlıyorlar. Bu sosyal medyada çok yaygınlaştı ve aralarında da sürekli paylaştıklarına ben de şahitlik ediyorum. Şunu bile yapabilirler. Yani iki top yumak 5 lira 10 lira. Birkaç tane oyuncak ördüklerini hayal edelim. Ve her birinin el emeği göz nuru ki asıl kilit nokta burası. Bunları örüp bizlerle paylaştığını, bunların bir araya toplandığını ve o çocukların eline belki hayatlarında ilk ve son kez ulaşacak oyuncakları gönderdiğimizi hayal edelim. İnşallah. Onların mutluluğu inanılmaz büyük. Yani evimizdeki eski oyuncakları toplamak değil, pahalı oyuncakları almak da değil. Eğer yapamıyorsak hiç değilse iki top yumak bir tığ küçücük oyuncaklar örüp onları sevindirmek bile çok büyük bir başarı ve Allah'ın izniyle de Allah'ın katında çok güzel dönütleri olan bir kaynağa dönüşecektir İnşallah. Diye düşünüyorum. Onlar o kadar gözü tok insanlar ki değil oyuncak verdiğiniz selamla o kadar seviniyor ki bir 5-10 dakika o mutlulukla aşırı mutlular Şule Hanım. Yani inanamayacağınız kadar mutlular. Ekip arkadaşlarımız da işte Cenk, Aydın böyle birbirlerine bakıyorlar. Diyor ki yani şu an Ankara'ya gittiğim zaman hiçbir derdimi hatırlamıyorum diyor. Evet. Hatırlayacak bir durumumuz yok. Çünkü şey diyorum yani şu an gülecek ne var diye düşünüyorsun. Allah inancı var, tevekkül var, teslimiyet var. Onu gördük sonra. İlk gittiğimiz gün çok şaşırdık. Sosyal medyada herkes bana şey yazıyordu. Bu insanlar çok mutlu, maşallah ne kadar güzel, gülüyorlar. İşte bir şey mi yaptınız onlara? Gerçekten henüz bir şey yapmamış halimizle bu kadar mutlu ettik. Onlar şunu söylediler. Demek ki bizi birileri gördü. Demek ki bir şeyler olabilir.
Bunu fark ettikleri için zaten şu an bu kadar mutlular. Şu an en büyük heyecanım, biz bir şeyler götürdüğümüz zaman daha çok mutlu olacaklar. Bunun heyecanındayız şu an. Yani inşallah bize de düşen neyse seyircilerimizle birlikte biz de üzerimize düşeni inşallah yapabiliriz diye emin ediyorum. Ben onu Diyanet Vakfı'nın en son bu Halep'e gönderdiğimiz, koridor açıldığında gönderdiğimiz tırlar vardı, hatırlarsınız. Evet, evet. Bizzat gidip müftülükte arkadaşlarımızla orada yardımcı olmuştuk. Hani söylüyorsunuz ya, ne verirseniz işte toplanıyor. O kadar güzeldi ki orada işte bizim Diyanet'in görevlilerinden bir abi dedi ki, bir tır diye yola çıktık. Şu an 8. tırımız gidiyor Büşra Hanım dedi ve ben önce inanamadım. İçeriye girdiğim zaman gördüğüm şey gerçekten öyleydi. Bir tanesi bir paket makarna getirmiş, bir tanesi sabun getirmiş. Orası 8 tırlık eşyayla dolmuştu. Yani benim gücüm yetmez ya da küçüktür diye bakmamak lazım. Tabii. En kötü duamızı göndermemiz lazım. En kötü. Yapabileceğimiz ne varsa yapalım. Hiçbir şey yapamıyorsak onlara bizim duamızı göndermemiz bile yeter. Kesinlikle. Varlığımızı hissetsinler, bu bile onlara yeter. Evet ya, ben çok duygulanıyorum ve çok etkileniyorum. Hakikaten yani izleyicilerimiz beni bağışlasınlar. Çok duygulanıyorum bu konuyu konuştuğum her zaman. Halep olsun, işte ne bileyim başka bir yer olsun, Afrika şu bu. Ama asıl şurada dikkat etmemiz gereken, dikkati çekmemiz gereken şey şu. Eğitim o kadar önemli bir şey ki. Hani dediniz ya, toprağa yeniden nasıl işleyeceklerini o insanlara öğretmek. Oradaki asıl yıkım aslında onların var oldukları bütün altyapıyı gözlerinin önünden çalıp götürmüşler. Nasıl diyeyim, yani toprağı işlemeyi bilmemek nasıl bir şey? Toprak bunu unutturmak. Bilmiyor. Sabun kullanmayı bilmiyor. Yemeği nasıl yapacağını bilmiyor. Siz hiç tencerenizi özlediniz mi mesela? Ablanın bir tanesine dedim ki, ne hayal ediyorsun? Ama ben hayal ediyorsun dedikten sonra benim gözümde hayalimdeki şeyler o kadar inanılmaz şeylerdi ki. Bana söylediği şey şuydu, tenceremi özledim. Keşke dedi bir tane bir kap tencerem olsaydı. Çocukların mikrop kapmadan böyle temiz bir şeyin içinde yemek yeselerdi. Hani şey değil, bizim düşündüğümüz gibi bilmem kaç parçalık yemek takımından bahsetmiyorum. Evet, teflon mu alsak yoksa grain mi alsak diye. Bir tane tencereden bahsediyor ki, diyor ki yani toprak bulaşmasa, bulaşmadan çocuklarım yemek yesin istiyorum. Bu kadar az ve öz aslında istenen. Peki şunu merak ediyorum, bu insanlar bu göçe mecbur kalmadan önce nasıl bir yaşam sürüyorlarmış? Onunla ilgili bir bilgi edinebiliyor musun? Var. Köy hayatındalar. Yani elhamdülillah bu zamanki hallerine göre çok çok iyiymiş halleri. Yani buranın düzeylerine göre söylediğim zaman yine çok iyi değil belki ama hani yine şimdiki halleri, başlarına sokacakları yer, beton olan bir yer varmış. Şu an mesela en büyük sıkıntılar, Ramazan'da çok yağmur yağacak orada. Ve şu an benim aklım her zaman orada, diyorum ki ya, Ramazan'a kadar bir şey yapmak zorundayım. Çünkü bulundukları yer, çamur aşağı doğru inmeye başlayacak ve su basacak orayı. Evet. Hepsinin en büyük korkusu şu an o. Nijerya'da daha biraz daha konforluymuş ya. Kime göre konforlu, tabii de o var. Evet. Şimdi bir de nasıl doğum yapıyorlar? Biz özel hastaneler, hastane araştırıyoruz, fiyat alıyoruz, daha iyi nerede bir konfor sağlayabiliriz, odalarımızı süslüyoruz, işte baby shower dediğimiz partiler yapıyoruz vesaire vesaire. Esasında baktığınızda bunlar bize kapitalist düzenin dayatmaları ve kandırmacaları. Hani mesela geçenlerde bir haber okudum, çok etkilendim. Bir Türkçe öğretmeni Suriyeli bir hanımla evleniyorlar ve sadece bir nikah kıyıyorlar. Düğün için yapılacak masrafın tamamını hesaplayıp yüzlerce yetimin eğitim hayatı için bağışta bulunuyorlar. Allah sayılarını arttırsın. Amin. Yani bunu yüzlerce yapmayabilirsiniz. 1, 2, 3, 5, 10 her neyse. Gücünüz neye yetiyorsa evet, ama o doğum sürecini nasıl atlatıyorlar? Çünkü gerçekten doğum anı yaşamla ölüm arasında bir çizgi. Yaşayanlar bilirler, insan için, kadın için çok zor bir an ve inanılmaz hijyen isteyen bir ortam. Çoğu o esnada ne yazık ki hayatını kaybediyor. Çok yetim çocuk var. Mesela yetimhane ziyareti ettik. O kadar çok çocuk vardı ki sordum, hani savaşta mı ölmüş aileleri diye. Çoğunun annesi, öksüzlerin çoğunun doğum esnasında olduğunu söylüyorlar. Bir kere doğumdan sonraki o, siz annesiniz bilirsiniz. İlk 30 gün, 40 gün o hijyene de çok dikkat etmek gerekiyor ya. Onun yüzünden özellikle mikrop kaptıkları için. Bir kere sıtma çok büyük orada şey, çok yaygın bir hastalık ne yazık ki. Ve sıtma ilacı 1 dolar. Ama yok. Yani 1 doları olsa çocuğunu, evladını hayata bağlayacak. Siz öyle düşünün. Evet. O kadar fakirler. Doğum ne yazık ki şahit olamadım.
Hatta zihnimden geçmedi mi geçti. Hani belki yardımcı oluruz. Altımızda araba var, götürürüz. Var mı öyle bir durum? Birkaç tane hasta ablamız vardı çünkü. Onlara yardımcı olmaya çalıştık. Ama kendilerinden duyduğum kadarıyla doğumdan sonra yaşayan çok fazla ablamız olmuyor orada. Yani çünkü ne yazık ki orada öyle bir şart yok. Yani şu an düşündüğüm zaman makas yok, kesici hiçbir şey yok. Tamamen ilkel yollarda. Babaannem hep şey derdi eskiden, bizim zamanımızda var mıydı bunlar der. Senin biraz önce saydıkların var ya, onların hepsi babaanneme göre onlar bizim zamanımızda da yoktu ama biz çok mutluyduk. Evet. Der her zaman. Evet, kapitalist düzenin bize dayattıkları belki ama bazıları gerçekten de şu an olması gerekenler var ya hani, onların hiçbiri onlarda yok. Ve o yüzden birçok kadın anne olmak uğruna hayatını kaybediyor. Evet, bir canı yeniden dünyaya hediye etmek uğruna kendi canlarından vazgeçiyorlar. Allah yardımcıları olsun. Amin. İnşallah bize de onlara yardım edebilme fırsatını, imkanını nasip etsin. Peki bir günlerini anlatır mısınız desem, orada neler yapıyorlar? Sabahtan gece yatana kadar neyle meşgul oluyorlar bu insanlar? Orada gün erken başlıyor, erken bitiyor. Elektrik olmayınca zaten, tabii, evet. Gün ışığından yararlanmak zorundalar. Evet. O yüzden sadece çok fazla ibadet ettiklerini söyleyebilirim. O konuda çok çok bizden çok çok hassaslar. Hatta yani dedim ki kendimden utandım. Bizde çeşmeden suyumuz akıyor, güzel seccadelerimiz var, zamanımız var, kapalı odalar var, ortamlar var, çok güzel mescitler, camiler var ama bende o hassasiyet yok. Evet. Ezanı nasıl anladıklarını henüz çözemedim ama namaz vakti girdiği anda bütün kamp namaza duruyor. Hepsi o an herkes, kadınla erkekli namaz kılmaya gidiyorlar. Orada genelde anneler büyük bir şey, çalışma halinde. En çok şuna üzülüyorum. O kadar aç ki hali dermanı yok iş yapmaya. İlk gün gittiğimde dedim ki hasta mı, neden böyle bu ablamız? Dediler ki aç, yani karnı aç. Artık gerçekten dermanı yok. Bir ablaya söyledi, dedi ki 5 gündür yemek yemiyor bu ablalar. O yüzden bu haldeler. Ama ona rağmen kalkıyor sabah, çocuklarını işte o kuyudan, kilometrelerce ötedeki kuyudan getirdikleriyle yüzünü falan yıkamaya çalışıyor. Bir parça neyi varsa, o biraz önce anlattığım yemek tarifi var ya, işte onları pişirmeye çalışıyor, doyurmaya çalışıyor. Daha sonra gidiyor kilometrelerce uzağa çamaşır yıkıyor ama çamurlu suyun içerisinde. Belgeselde çamaşırla ilgili olan sahneyi gördüğünüzde evinizdeki o çamaşır makinelerinizin program sayılarından utanacaksınız büyük bir ihtimalle. Evet. Çünkü çamurlu suda kötü tencerelerin içinde yıkadıklarını, yani hijyen zaten sıfır, hiçbir şey yok. Ama ona rağmen temiz kalmaya çalışıyor. Temiz kalmaya çalışıyorlar. Ve hep söyledikleri şey şu, yani namaz kılıyoruz, temiz olmalıyız. Hassasiyet de bu yüzden. O da Allah rızası için. Evet, evet. Yani ben çok zorlanıyorum gerçekten ama bir de şunu sormak istiyorum. Yani namazı mesela cemaatle kılıyorlar dediniz. Biz çoğu zaman artık yine modern sünnet, evet, farzından. Evet, farzlıyoruz namazları ya da işte son dakikaya bırakıyoruz. Yapacağımız işler hep bizi oyalıyor ve son ana kadar, diğer vakit girene kadar, işte kerahat değilse o ana kadar zorluyoruz namazı kılmayı. Ama İslam'la araları nasıl, neler biliyorlar ve siz oraya Kur'an-ı Kerim götürdünüz. Evet. Orada ilk karşılaştıklarında Kur'an-ı Kerim'i gördüklerinde ne hissettiler, ne biliyorlar? Ne biliyorlar? Dan ziyade ne duymuşlar? Çünkü duymuşlar. Yani okudukları bir şey yoktu. Bizim götürdüğümüz dini yayınlarımızın bastığı Fransızca meallere kadar. O da kampta birkaç kişi Fransızca biliyor. Onlar onlara çeviriyor. Onunla duyuyorlar. Peki kendi dillerinde okuma yazma biliyorlar mı? Çok fazla yok. Yani belki o amcalardan bilenler vardır ama abla eğitim düzeyi çok fazla yok. Ya da bir yıldır hiçbir şekilde eğitim almıyorlar. Onu biliyorum. Anladım. Çok fazla doğru bir şey de söyleyemeyeceğim. Eksik bir şey söylemek istemem. Bizim götürdüğümüz Kur'an'ları gördükleri zaman zaten ben şuna çok şaşırdım. Hiç ciltli bir şey görmemişler. Yani onlarda bir tahta var. Tahtanın üzerine yazıyorlar. Sonra bittiği zaman tekrar siliyorlar. Hep onunla çalışmışlar. Hiç ciltli bir şey görmemişlerdi. Ve Kur'an olduğunu söylediğimiz zaman hepsi böyle sıkı sıkı onlara sarılmaya başladılar. Hemen ilk yaptıkları şey açıp ayet okuyup, bir ablamız vardı hafız. O abla okuyup onlar da tekrar edip bize ve Türkiye'ye dua etmeye başladılar. Allah razı olsun diye. Ve hepsinin söylediği şey şu. Bana getireceğiniz bir kilo pirinçten daha kıymetli şu an bu getirdiğiniz Kur'an-ı Kerim.
Evet. Çünkü ben şu an neden yaşadığımı ve neye sabrettiğimi daha çok öğreneceğim. Allah benden ne istiyor onu öğreneceğim ve ona göre yaşayacağım deyip gerçekten de karnını doyurmamdan çok ona daha çok sevinen ablalarımız oldu. Evet. Belki acizane benim kendimce İslam'ı anlayabilme noktasında kendime Kur'an'ın önderliğinde şöyle iki T ile başlayan bir şifre yaptım. Dedim ki birincisi tefekkür. Kur'an-ı Kerim'deki pek çok ayet bana bunu söylüyor. Hiç düşünmez misin? Hiç akletmez misin? İkincisi de teslimiyet. Biz çok şey biliyoruz, çok eğitimliyiz, pek çok kitap okumuşuz, pek çok şey duymuşuz. Elimizin altında onlarca bilgi, hepsine çok kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Ama teslimiyet noktasında gerçekten nerede olduğumuzu kendi içimize dönüp belki düşünmemiz gerekiyor. Ama sizin anlattıklarınızdan görebildiğim kadarıyla zaten bulundukları durumun içerisinde muazzam bir tefekkür, üstelik çok az bilgiyle ve ondan çok daha muazzam bir teslimiyet karşımızda. Onu gördüğünüzde ve bugün burayla kıyasladığınızda siz neler düşünüyorsunuz? Buraya kıyasladığım zaman şimdi biz 4 kişi gittik oraya. Hı hı. Hep şunu söylüyorum. İyi ki yanımda Murat, Aydın ve Cenk varmış. Onlara da bana selam kimse... olsun bu arada. Evet, çok kahrımı çektiler. Allah onlardan razı olsun. Onlar olmasaydı ben bu anlattıklarım belki abartı gibi gelirdi. Hı. Bana şey diyebilirlerdi yani tamam işte açlardır da o kadar da değiller falan. Ben bir şey dedikleri zaman Aydın öyle değil miydi diye dönüp gerçekten öyle diye birbirimizi tasdik edip insanlara herkese anlatmaya çalışıyoruz. Ve şunu söylüyoruz gerçekten de burada bu imkanlarla bu bilinçle eğer Müslümansak her dakikamız şükürle geçmek zorunda. Yani her şeye şükretmek zorundayım. Oksijenim var, temiz havam var, elhamdülillah güvenli bir evim var, eşim yanımda, annem yanımda, işte çeşmemden su akıyor, karnım tok, yarın ne yesek acaba diye bir alternatifim var. Bunların hepsi güvenli bir ortamda yaşıyorum, daha ne olabilir diye düşünüyorum. Ve hep şunu söylüyorum, onlar da bizimle beraber toplanacaklar ahirette. Onlara da aynı sorular sorulacak, bize de. Hı hı. Ama gerçekten de onlarla aynı olamam ben. Yani onları görünce şöyle söyledim. Onlar Müslümansa, hı hı. ki gerçekten hakiki Müslüman bence onlar bana göre. Yani ben sadece şu an kendi şahsım için söylüyorum, tabii, yanlış tabii. anlaşılmasın. Ben şu an hiçbir şeyim. Ben o kadar eksiğim ki bu konuda. Ben şu ana kadar elimdeki hiçbir şeyin kıymetini bilmemişim. Mesela oraya gittiğim zaman çocukların terlikleri var ayaklarında ama tabanı yok terliğin, üstü var sadece. Ve ben burada her hafta yeni bir ayakkabı modeli bakıyorum. Kendimden o yüzden utanıyorum. Ya da başörtüler seçiyorum ya da şunlar ya da bunlar. Ya da evimdeki eşyalar var olmasına rağmen yenilemekten bahsediyorum. Allah beni affetsin. Amin. Onları her gördüğümde aynı şeyi söyledim. Mesela yeğenlerime çok düşkünüm. Hatta yani... Aşığımdır küçük Mehmet'e. Mehmet geldiğim zaman benden bir şey isterse terslerim diye çok korktum. Çünkü şunu söylüyorum ya ben Mehmet'e gerçekten de çok mu fazla ilgi göstermişim? Çok mu şımartıyoruz acaba çocuklarımızı? Çünkü oradaki çocukların hiçbir şeyleri yok ama o kadar mutlular. Buradaki çocuklara bakıyorum her şeyleri var. İnanın her şeyleri var ama mutsuzlar. Evet. Biz ya fazla bolluktan bu haldeyiz. Kendi açımdan düşündüğüm zaman ben dertsizlikten acaba diyorum bu haldeyim. Yani depresyon mesela. Hı hı. Onların orada depresyonluk bir durum yok. Onlar hala elhamdülillah diyor. Ben varlığın içinde depresyona nasıl girebilirim? Hı hı. Bu mümin olarak Büşra'ya yakışmaz. Ama onlara bakıyorum mesela diyorum ki ya geldiğimden beri bunu taze tutmaya çalışıyorum. Hatta eşim diyor ki inşallah bu her daim olsun yani i̇nşallah. Umarım uzun sürer diyor. Evet. Ben diyorum uzun sürmesi için sıklıkla oraya gitmek istiyorum diyorum. Hı. Çünkü hatırlamam gerekiyor. Her gittiğimde bir tokat yemem gerekiyor. Ben bunu anladım. Evet. Şimdi geldikten sonra giderken şunları söyledim. Bazı işlerim vardı. Tamam geldikten sonra yaparım. İşte şu alınacak geldikten sonra alırım. İnanın şu an hiçbirini almayı düşünmüyorum. Çünkü şu an onların hepsi bana fuzuli geliyor. Değil mi? Mesela ben oradaki ablaya dedim ki ben Türkiye'ye gidiyorum. Geldiğim zaman size ne getirmemi istersiniz? Bana bir şey getirme dedi. Yani kıyafetlerimden ya da bir şeyler ya oradaki ablalar size yardımcı olmak ister. Bir şeyler getireyim dedim. Bize dedi sakın bir şey getirme. Sadece karnımızı doyur. Benim de değil evlatlarımın karnını doyur. Zaten bir şey veriyorsunuz mesela direkt cebine koyuyor anne. Biliyorum ki onu yemeyecek çocuklarına götürecek.
Çekim yapmak için belli bir alana gittik. Dedim ki hani burada daha sakin, onlar da yemek yerler. 5 tane abla vardı. İnan bir lokma aldılar. Devamını hepsi cebine koydu. Mesela çocuklara yetimhanede gofret dağıtıyorum. Bilmeden Aydın'la ikincisini uzatmışız. Çocuk bize böyle yaptı. Teşekkür ederim dedi kendi dilinde. Benim var, ona verin. Baktığın zaman karnı aç aslında. İkincisini de yese daha rahat doyacak ama istemiyor. Evet. Çünkü o an diğerinin hakkına girmek istemiyor. Bunu yapan çocuk daha 5 yaşında. Evet. Biz de burada çocuklarımızın ablamın var bende niye yok kavgalarını dinleyip tamam oğlum sana da şunu alırız, tamam kızım sana da bunu yaparız diye büyütüyoruz. Evet. Bu varlığın içinde doyumsuz yani, bir nesil yetişiyor. Çok doyumsuzuz. Onlar nesil de öyle yetişiyor ama bir, ne yapmamız gerekiyor diye düşünüyoruz. İşte o yüzden benim bu belgeseli herkese izletmem gerekiyor. Evet. Önüme gelen herkese Afrika'yı anlatmam gerekiyor. Herkese Bosna'yı anlatıyordum bundan önce. Oradaki ablaların o dimdik duruşunu anlatıyordum. Eşleri ve çocukları gözleri önünde öldürülmüş olmasına rağmen kadın olmanın ne demek olduğunu orada gördüğüm ablalara anlatıyordum mesela. O kadar dimdik ve kendilerinden emin bir şekilde sabırla dayanıyorlar ki oradaki acıya. Evet. Bunları herkese anlatmamız ve hepimiz bu bilinçte olmak zorundayız. İnşallah. Şimdi biz onlara bakarken çoğu zaman acıyoruz ve diyoruz ki onlar yoklukla imtihan ediliyor. Ve ben eminim onlar buraya gelseler bize bakıp evet. acıyacaklar. Yazık, bollukla imtihan ediliyorlar. Evet. Ben ya aslında senden çok şey dinlemek istiyorum ama çok kısa bir şey anlatacağım. Dün kızımın ana sınıfında veli etkinlik saati için sınıfına gittim ve bir takım etkinlikler için malzemeler götürdüm. Çocuklarla birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Birkaç dakika sonra çok sürmedi. Birkaç dakika sonra hepsi uflayıp puflamaya başladı. Bunlar 5-6 yaş grubu çocuklar. Ya ben hayret ettim. Dedim ki ben ana sınıfında hiç okumadım. Ya benim için ana sınıfı, benim büyüdüğüm dönemde ana sınıfı ki ben İstanbul gibi bir yerde büyüdüm, lükstü. Yani anaokuluna gitmek çok zenginlere ait bir şeydi. Ve bugün bu çocuklar önlerine birisi geliyor, hadi sizinle bir şeyler yapalım diye onlara yalvarıyor ama çocuklar sıkılıyorlar. Çünkü o kadar çok önlerine fırsat sunuyoruz ki. Çünkü her şeyleri var. Evet, yani yok demeyi bilmiyoruz ve onlara sınır koymuyoruz. Oysa yarın öbür gün biz o çocuklarla imtihan edileceğiz, bunun da farkında değiliz. Çünkü sınırları çizilmeyen insan hakikaten tehlikeli insandır. Eğer öyle olmasa zaten Allah-u Teala belli sınırları bizler için koymamış olurdu. Şimdi hikayenden yine devam etmek istiyorum. Bildiğim kadarıyla 7 kadının hikayesini dinledin. 7 evet. tane kadınla orada konuştunuz belgesel için. Peki bir de 70 yaşında zannettiğin ablamız vardı. Evet. Onların içerisinde seni onların anlattıklarından en çok etkileyen şey neydi? Her birinin hikayesi baştan aşağı o kadar etkileyici ki. Mesela bir tanesine ben dedim ki yani 75-80 yaşlarındadır dedim. Abla 50 yaşında. Sonra gerçekten mi diyor? İnanamadık. Hepimiz birbirimize bakıyoruz dediler ki hani o kadar hasta, o kadar sıkıntı çekmiş ki. O yüzden de onlar daha böyle çökmüşler. Bir ablamızın mesela kolu yok hikayedekilerden bir tanesinin. Şimdi ben dedim ki şey işte terör örgütü bir şey yapmış sanırım kolunu kesmiş falan. Aslında daha acı bir durum. O da acı ama daha acısı ne biliyor musunuz? Hastane olmadığı için kolunu kaybetmiş. Kolu kırılıyor. Bir hayvan tekmesi yiyor ve kolu kırılıyor. Hiçbir imkan olmadığı için o kol şişiyor, sonra kangren oluyor ve o kolu kendi imkanlarıyla kesmek zorunda kalıyorlar. Evet. Başka bir ablamızın, o beni biraz fazla etkiledi. Ablamız eşi var, daha yeni bebeği var. Eşi diyor ki ben gidiyorum size işte birkaç bir şeyler bulup geri geleceğim diyor ve bir daha hiç gelmiyor. Eşi için işte öldü zannediyor, ağlıyor, sızlıyor. İşte her gün dualar ediyor gelmesi için. Bir gün oradan bir zarf geliyor. Eşi bizim gibi dünya hayatına dalmış. Orada başka bir hayat kurmuş ve bir daha gelmeyeceğini söylüyor. Kadın oradaki zorluğunun üstüne bir de terk ediliyor. Ya baktığın zaman böyle kişisel olarak özel özel hikayeler aramaya gerek yok. Genel olarak Afrika'da kadın olmak başlı başına bir hikaye. Evet. Başlı başına bir dram. Afrika'da olmak zaten çok zor. Kesinlikle. Kadın olmak, bu dünyada kadın olmak gerçekten zor. Hele Afrika'da kadın olmak, bütün bu dinlediklerimizden sonra zorluğunu tarif edecek bir kelime ben bulamıyorum. Ama
Türk milletinin âli cenaplığı, yardımseverliği, merhameti hakikaten çok farklı. Şimdi bir mesajımız var. Çok özür diliyorum, telaffuzda hata edersem izleyicimizden. Nasiruddin Mazhari Afganistan'dan bize mesaj atmışlar. Bizi izlediğini söylemiş ve Türk toplumu benim için çok özel demiş. Devletinize, milletinize Allah zeval vermesin demiş. Amin. Yine farklı mesajlar var. Yardım etmek istediğini söyleyen izleyicilerimiz var. Tabii bu süreci anlatacağız ama size nasıl ulaşabilirler isterseniz bunu hem söyleyelim hem de ekranlardan da arkadaşlarımız gösterecektir. Şu an net bir kampanya başlatamadığımız için şu an için sosyal medyadan bana ulaşabilirlerse sosyal medya hesaplarını. En azından takip edebilirler süreci. Ben oradan onlara bilgilendirecek bir telefon numarası ya da bir şey uygularız. Evet, adresiniz ekranımızın altında gösteriliyor zaten. Oradan sizi takip edebilirler ve süreci bu şekilde görebilirler. Şimdi bir de şu hikayeyi dinlemek istiyorum sizden. Pirinç verdiğiniz o kadının hikayesini. Çamurlu suda yıkarken. Evet, her tanesini binlerce kez şükreden. Ben hatta onu anlatırken ilk anneme anlatmıştım sanırım. Anneme dedim ki ben de bir gün öncesinde yani Türkiye'den gitmeden önce misafirlerim vardı. Ve ne yazık ki pirinçlerimi yani kalan pilavımı dökmüştüm. O teyzeyi gördüğüm anda tenceremin gözümün önüne o canlandı ve dedim ki Allah'ım ne olur beni affet. Çünkü o kadın nasıl yakıyor biliyor musunuz? Bir avuç pirinç vermişiz. Elinde bir tas var. Tas zaten temiz değil. İçine su koymuş. İçinde böyle ovalıyor pirinçlerini. Her birine Esma-i Hüsna'dan bildiği Allah'ın isimlerini tekrarlıyor. Sürekli zikir halinde. Ama böyle yani nasıl söyleyeyim, size bana göre böyle sanki bir altın bulmuş, bir mal mülk bulmuş gibi elhamdülillah, ya şükür, ya şükür deyip sürekli zikir halinde. Ve daha sonra onların hepsini tasın içinde bir tane bile kalmayacak şekilde bölüştürdü. Dedim ki ya burada ben ne kadar çok şeyi atıyorum, döküyorum. Bir tanesine bile bu kadar şükrederlerken biz burada neleri sarf ediyoruz, neleri atıyoruz, döküyoruz, hiç ediyoruz. O abla bana geldiğim zaman büyük bir ders oldu. Yani israftan kaçınmayı, o abla her zaman gözümde canlanıyor özellikle yemek yaparken. Daha az dökmeden ya da paylaşarak. Paylaşmak derken, demişken Afganistanlı kardeşimizin dediğine oradaki arkadaşlarımız da katılıyorlar. Evet, evet. Onların bildiği tek ülke Türkiye. Onları sömürenleri ne yazık ki biliyorlar. İyi anlamda bildikleri, dua ettikleri tek ülke Türkiye. Diyanet İşleri Başkanlığı'na dua ediyorlar. İşte bizim yardım kuruluşlarımıza dua ediyorlar. Devlete dua ediyorlar. Sürekli söyledikleri şey şu. Size bir şey olursa bize de olacağından korkuyoruz. Allah size zarar vermesin, zeval vermesin. Bunu ben Bosna'da da duyardım. Bunu diğer gittiğim ülkelerde de duyuyordum. O kadar sahiplenen bir ülkeyiz ki herkes bizim iyiliğimizi istiyor ve kendisinden önce bize dua ediyor. Yani Türkiye şu an öyle bir durumda. Siz iyi olun. Siz zaten varlıklı olduğunuz anda bizimle paylaşıyorsunuz. Siz en az olan malınızı bile bizimle paylaştınız diyor. Mesela o köye giderken 2 saatlik bir yol var. Böyle çölün ortasından safari yolculuğu yapıyorsunuz. Görebileceğiniz bütün kuyularda Türkiye'nin bayrağını görürsünüz. Ve bir Türk olarak o kadar mutlu ediyor ki insanı. Ve onlardan biri olduğunuz için de pasaportunuzu gördükleri anda size özel bir ilgi göstermeye başlıyorlar. Evet. Onlar için çok özel misafirlersiniz. Çünkü siz Türksünüz ve onlara şu zamana kadar yardım eden tek ülke sizsiniz. Üstüne bir de Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gittiğimiz için onlar için daha da özeliz. Evet. Burada tekrar etmek istiyorum. Süreci sen bırakmayacaksın. Allah'ın izniyle İnşallah. Biz de arkandayız ve bu süreçte bize düşen neyse hepimiz o bayrağın ucundan tutmak istiyoruz. Ama sana nasıl ulaşacaklarını tekrar hatırlatalım. İstersen bir de dillendirelim sosyal medya hesaplarını. Seni takip etsinler böylece. Ben şu an sosyal medya hesaplarını... Tamam. Yine KJ'de altyazı olarak ekranda görünüyor. Bana çünkü çok fazla soru geliyor. Nasıl ulaşabiliriz, nasıl ulaşabiliriz diye. Belki sonradan açanlar varsa onlara da söylemiş olalım. Peki biz bütün bu anlattıklarını belgeselde izleyebilecek miyiz?
Hepsine şahitlik edebilecek miyiz? İnşallah. Yani hani sen bana demiştin ya yaz onları diye. Hı hı. Ben yazma kısmını metin yazarımız var Rahime. Hı hı. Allah kalemine zeval vermesin, çok güzel yazar. Onu anlatıp ondan bekleyeceğim. Hı hı. Biz onu film haline dönüştüreceğiz. Yani şu an bu anlattıklarımızın hepsi, hı hı, gözlerinizde canlandırdıklarımızın hepsini izleyebileceksiniz. Hı hı. Çünkü çok zorlu ve meşakkatli bir günler geçirdik orada. 50 derecelik sıcakta çalıştık. Hı hı. Bir de onlar orada o kadar aç ve susuz ki onların yanında yemek yemeyi falan zaten düşünemiyorsunuz. Yani hiç yemek yemeden, su içmeden bütün günümüzü orada geçiriyorduk. Hı hı. Orada ne anlatıyorsam hepsini inşallah bizzat siz de izleyerek şahit olacaksınız. Abluların gözlerine bakarak göreceksiniz siz de. Aynı zamanda da daha sonra yardımlarımızı götürürken de bize eşlik etmek isteyenler olursa onlarla beraber gidip biz de ablalarımızla, oradaki bizim evlatlarımızla onları da tanıştırmak istiyoruz. İnşallah, inşallah nasip olur. Ben de bir arkadaşımdan Afrika'ya Kur'an-ı Kerim götürüldüğünde ilk verilen kişinin şöyle bir şey yaptığını duydum, çok etkilenmiştim. Eline Kur'an-ı Kerim aldığında ilk defa sizin dediğiniz gibi ciltli bir nüsha eline alıyor ve belki okumayı bilmiyor ama tek tek yırtarak yanındakilere dağıtmaya başlıyor. Çünkü ilk defa eline gelmiş. Bu ne kadar acı bir şey ve ne kadar büyük bir vebal. Oradaki çocukları mutlu etmek, oradaki anneleri mutlu etmek çok zor değil. Bizim gibi mutluluğu zor şeylerde aramadıkları için. Herkes ne yapabilecekse bence sizinle paylaşsın. Sosyal medya üzerinden eminim çok farklı ve orijinal fikirler de size ulaşacaktır. Evet. Ve biz de üzerimize düşen neyse o noktada duyurmak için elimizden geleni yapacağız ve son olarak çok kısaca misyonerlerin orada onları boş bırakmadığına eminim. Hiçbir yerde boş gördük, durmadıkları evet, gibi. Neler yapıyorlar ve onların tepkileri onlara karşı nasıl oluyor? Üzücü bir durum. Tam bir yüzde veremeyeceğim ama çok ciddi bir şekilde Hristiyan sayısı, gayrimüslim sayısı artmaya başlıyor. Çünkü ne yazık ki misyonerlik çalışmaları orada çok hızlı ilerliyor. Hı hı. Mesela biz gittiğimizde orada gelip onlar orada sağlık hizmeti verdiler. İşte birkaç kişiye göstermelik birkaç ilaç verdiler. Hı hı. Hani göründüler ve gittiler. Hı hı hı. Bu yüzden zaten bizim daha çok çalışmamız gerekiyor. Çünkü onlar bizim kardeşlerimiz. Evet. Ne yazık ki onlar orada bizden daha hızlılar. Bu yüzden Müslüman olarak, bir Türk evladı olarak bana daha çok görev düştüğünü, onları gördüğüm zaman daha çok anladım. Allah bize oraya çok daha güzel imkanlar götürebilme imkanı nasip İnşallah. Etsin. Çünkü bu hikayeler bizim geçmişimizde çok uzak değil. Türk filmi diye bahsediyoruz ama çalışmaya diye gidip eşlerini bırakan erkeklerin hikayesi, Çanakkale Savaşı gibi pek çok köyde erkeğin kalmadığı günleri geçirmiş bir ülkeyiz biz. Ve Allah bizi bugün bollukla şereflendirdiyse bunun kıymetini bilmeli ve paylaşmayı, en güzel şekilde oraya ulaştırmayı da başarabileceğimizden benim kuşkum yok Allah'ın izniyle. İnşallah. Allah gücünüzü, kuvvetinizi arttırsın. Hizmetlerinizi daim kaim kılsın. İnşallah çok daha güzel işleri yapacağınızdan Allah'ın izniyle eminim. Başarılarınız daim olsun diyerek çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum. İnşallah. Ben geçen gün bir leylek gördüm. Bir kubbenin üzerine yuva yapmıştı. Yeni göçüp geldiğini gördüğümde Büşra Hanım'ın paylaşımlarından sonra beni kalemim şöyle bir mısrayla karşılaştırdı. Müsaadenizle onunla veda etmek istiyorum. Leylekler göçüp gelmiş acı. Göç etmenin ağır yükünü ben ondan mı öğreneceğim? O nereye giderse evi oraya gider. Ben ondan geri mi duracağım? Bıraktım sılamı yurdumu. Bak işte ardım orada. Dizimin kanadığı, gözyaşımın yıkadığı taşlar avlumuzda kaç parçadır şimdi? Sana kimler acı der bilir misin acı? Sıcak yuvasının penceresindeki stor perdeyi kremlenmiş eliyle aralayan, benim çığlığıma yarım kulak verip yazık diye baka kalan, içeriye girdiğinde hayatını yoluna koyan, acıyı kullandığı salçanın bir türü zannedip hayatına devam eden ketçap müdavimleri. Ben senin adını ağzıma bile almam acı. Göçerken geçtiğim yollar bile hasrettir bana. Sıla'ya dönüş dünya gözüyle olmayacak, onu anlarım da bile okuma ekmek de cennette helaldir bana. Ben göçü leylekten mi öğreneceğim acı? Bak kubbe kucak açmış ona, yuvası da orada. Benim yuvam o perdelerin ardında gizli oysa. Birileri camını aralasa ya. Camımızı aralayıp yazık deyip kapatmayalım olur mu? Camımızı açalım, kapımızı açalım ve bu dünyanın geçici olduğunu unutmadan her şeyimizi ihtiyacı olanlarla paylaşalım. Allah'a emanet olunuz efendim.
Thank you.